Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Bozoğlu, namı değer Kayora Bitti. Bugün insanlara karşı cinste hayır diyemeyeceğiniz 3 özellik nedir diye soracağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Siz de hazırsınız. Hadi gidip videomuza geçelim. Karşı cinste hayır diyemeyeceğiniz 3 özellik. Basketbolcuysa hayır demem. 1.50 boyla basketçi. Yan yana hiç düşünemedim. Ne haber aşkım? Ne haber aşkım? Sporcuysa da öyle. Yani genel olarak sporcu diyeyim basketten. Yani genelde sanki böyle kaslı erkek seviyorum. Yok ya, basketbol yaptığım spordan biraz öyle. Basket mi oynadın? Belli değil değil mi? Hiç inanmak istemedim ama. Üzgünüm. Aslında yani fizik olarak. Yani diye biraz şey oluyor ama. Bacakların falan spor yaptığını gösteriyor. Nefes al. Adam ol. Yok ya, saygılıysa hayır demem. Adam ol. Yani. Başka ne olabilir ki? Mavi gözlüyse. Mavi gözlüyse. Evet, sizinkini sen, güzel. Teşekkür ederim. Sen çok şey istiyorsun. Yok aslında, mavi gözlü. Basketçi olsun, sporcu olsun, mavi gözlü olsun, adam olsun. Kanka, bu özellikleri taşıyan hiçbir erkek adam olmaz. Hep çapkın olur, şerefsiz olur. Kendimden biliyorum. O yüzden hayır diyemiyoruz yani. Saygılı olsun. Atatürkçü olursa hayır demem. Buna hiç hayır diyemem. Çok iyi. Atatürkçü, saygılı. Bir de sporcu olsun. Bu kadar. Üçüne hayır diyemem. İnşallah be gülüm. İnşallah. Allah gönlüne göre ver. Karşı cinste hayır diyemeyeceğiniz 3 özellik. Kibarlık. Kibarlık bir. Ya bırak şimdi kameraları, hani gerçekleri bu. Ya saygı ya, herhalde saygı. Nasıl insanlarla karşılaşıyorsunuz ama... ya? Biri diyor saygı, biri diyor. Oğlum hep anzolar mı çıktı karşınıza? Yani öyle maalesef. Başka adam olsun. Özgüvenli olsun. Yani saygılı olsun, sadık olsun. Bu kadar basit ya. Evet, evet. Ama yoklar, ne yap? Adam olun lan falan. Aynen. Biz bu sorulara cevap vermeyelim, olur mu? Şimdi yani teke tek kalsaydık verirdik de, kendisi burada şimdi, gözünü seveyim. Yakma bizi. Yani. Karşı cinste hayır diyemeyeceğin 3 özellik. Sadık olması. Başka? Çok aldatıldın sanki ha. Çok. Direkt sadık olması. Aldatmayın lan beni. Aldatmaması. Başka? Bir de güzel sevmesi ya. Güzel sevsin beni, aşık olsun. Ya sevilmek nasıldır sence? Aldatmaması işte. Ana, kıza nasıl koyduysa buradan çıkamıyoruz, bir türlü yürüyemiyoruz. Sadık olması, aldatmaması, bir de şey. Aynı şey olmuyor mu sadık? Hayır, aldatmak. Hayır, sadıkla aldatmak aynı değil bence. Aynı şey ya, nasıl? Tam aynı. Benim Vero. Benim beraber. Aynı şey. Tamam. Evet, beni fazla yormayın. Sonum. Sonum. Bence çok tatlı bir video. Karşı cinste hayır diyemeyeceğin 3 özellik. Saygılı olması. Evet. Empatik olması. Bayrama göre fiziği güzel olması falan. Kanka, bence fizik önemli bir kural da. Sen şimdi siktir et kameraları, öyle mi? Gerçek. İçindekileri geç bize. Valla. Aile kız olmaz, güzel mi? Hala yalan gibi. Yani gerçekten nasıl kızlar bunu? Abi gerçekten de yani böyle ne olsun, işten olsun böyle samimi. Bu akşam hep masum insanlarla karşılaşıyoruz ha. Benim için göz, fizik ve çekiciliği. Fizik. Kız olsun der gibi olur. Tabii onun gibi bir şey olacak ya. Fark etmez. Ya güzel olsun da sıkıntı yok. Aynen öyle. Karşı cinste hayır diyemeyeceğin 3 özellik. Şimdi ben kendim DJ olduğum için öncelikle müzikten hoşlanması diyeceğim, tamam mı? Ondan sonra balık etli olması diyeceğim. Doğru mu? Hani biraz tamam. Like mic. Tamam işte, bize bunlarla gel. Daha sonra gece hayatını sevmesi. Olur mu? Yok. Tertemiz amına gömüyor. Ha? Ali Baba Türkiye ve olabilir bak, mesela ilk defa deneyebilirim. Dilber seviyorum. Karşı cinste hayır diyemeyeceğin 3 özellik. Ne verdi amına? Ben hiçbir şeye hayır diyemem. Nasıl ya? Nefes alsın. Nefes alsın yeter mi? Kar olsun lan. Kar olsun yeter. Abi, sıkıntı yok. Turizmin hakkını veririz yani. Müşteri memnuniyeti genellikle. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.